Bakayım bu mu? Kimleri de ya? Alayım. Abi sen de biraz böyle... Ya. Kardeşim şu an açtığım videoyu izlemek istiyorum. Unistart Efe Uygaç. Şara bir bakın. Neyse hikayesini anlatayım da kanka. Ha? Hikayesini anlatayım. Mustafa bir gün bizim evde kaldı. Ben Mustafa'ya yükseliyorum da yükseliyorum. Mustafa'yı bulmuşum ya Efe'nin yakın arkadaşı diye. O zaman ben Efe ile çok aşırı yakın arkadaş değilim. Abi nasıl yükseliyorum? Efe şöyle yapıyor, Efe böyle yapıyor, Efe beni aramıyor, cart cürt falan filan. Ama bir ara biz Efe ile Mustafa biliyor. Full aynı evde yaşıyoruz. Amına koyayım. Efe benle ev arkadaş, benle oturmuyordu, Emre'ye gidiyordu. Full benle. Efe bir ara benle çok kısa bir ara muhabbeti kesti. Full bir şeylerin peşinde, bir yerlere gidiyor falan filan. Ben de Mustafa'ya yakınıyor. Ben böyle giderse arkadaşım bitiririm de cart da cürt da. Sabah şu video yayınlanmıştı. Sabah bu videoyu izledim. Efe burada gerekli açıklamaları yapmıştı. Efe'ye söylememe gerek bile kalmamıştı. İzle. Ve sağlıyor. Şey canım. Efe, Unistar'da hoş geldin. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Çar'a bir bak amına koyayım. Çar o kadar değişmiş ki. Çar zaten şu an level almış hali. Burada ne açalım mısınız arkadaşlar? Açalım. Çar burada çok kötü bir halde. Evet kötü bayağı. Ne bayağı zaman bu? 27 Temmuz 2018. Biz bir buçuk evdeyim. Sene. Evdeyiz biz Efe'yle. Evet evdesiniz. Biliyorum söylemem gerekiyormuş gibi hissettim. Liseden arkadaşlarımız. Şu hareket hiç sekmez. Üniversiteye ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Hadi evet. Bunun dışında üniversiteyi farklı bölümde okumuş ancak hayatlarını farklı bir işle idame ettiren insanlar var. Aman okudum çikli manyağı. Bu konseptte de üniversitede bir bölüm okuyup tamamen o bölümden bağımsız bir iş yapan arkadaşlar alıyoruz. Hı-hı. Sen de bunlardan birisin. Bağırsana. Teşekkürler, kırmadın bizi, geldin. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Hazırsan soruların geliyor abi. Tabii gelsin. Süper, bekliyorum. Utangaça bak amına koyayım. Kaliteli bir üniversitede okurken neden başka bir alana yönelme ihtiyacı duydun? Geçiyor utangaçlı bir şeyler anlatayım. Tamam, önemli değil. Kaliteli bir üniversitede okurken neden başka bir alana yönelme ihtiyacı duydun? Senin gibi düşünenlere ne önerirsin? Birazcık geriye gideceğiz şimdi. 2011 senesinde biz Berkcan'la beraber bir şeyler yapıyorduk. Aslında bu işin tam olarak ilkel versiyonu diyebiliriz. İşte bir arkadaşımızın doğum günü oluyor. Evet. Berkcan ona şey yapıyor evet. Mesela. İşte doğum günü video, videosu video hazırlıyor. İşte hepimiz... Arkadaş dediği kim biliyor musun? Benim kuzenim. Hepimiz video çekiyorduk Berkcan'a. Berkcan o videoları alıyordu. Ondan sonra o videoyu birleştiriyordu. Ben mesela videoyu Rize'den yollayamadım amına koyayım. O videoda benim videom yok. Rize'den videoyu yollayamadım. Rize'de miydin bro? Evet o sırada Rize'deydim. Biz işte doğum günü kutlu olsun Ahmet diyoruz. Berkcan onları böyle kolajlıyor, video haline getiriyor falan filan. Kendi kendine movie maker'dan bir şeyler yapmayı öğreniyor falan filan. Berkcan orada birazcık kurgu öğrendi aslında. O zamanlar bir tane site vardı. Böyle eski sosyal medyacıysanız belki biliyorsunuzdur. Bobiler.org. Oranın moderatörü falan filan olmuştu Bobiler'in. Daha 2011, işte biz 15 yaşında falanız o zamanlar. I love you Justin Bieber diye bir kız bağırıyordu böyle kahverengi modlu. İşte Berkcan da Justin Bieber koyup I love you kahverengi modlu kız falan filan diye ona bir edit yapmıştı. Böyle çok eski bir video. Patlamıştı o arada. Ondan sonra Vine çıktı abi. Vine'ci oldu. Biz aslında beraber Vine çekiyorduk Berkcan'la sürekli. Berkcan'ın hesabıydı. Ondan sonra Vine bitti. YouTube'a geçtik. Aslında Berkcan geçti yine ilk başta. Ondan sonra Berkcan'la bir süre ben video çekmeye başladım. Hatta ilk videomuz beraber. Berkcan'ın kanalının ilk videosu Kadıköy'ü geziyoruz diye bir tane böyle günlük vlog tarzı bir video. Berkcan'ın videolarının altında şey görüyorum işte. Ya Efe abi, o videosu... videoda Efe aşırı kötü çağır. Bayağı kötü çağır. Bayağı kötü. Bence de. Abi işte senin içeriklerini biraz daha fazla görmek istiyoruz. İşte seni tek de görmek istiyoruz. Şöyle de görmek istiyoruz, böyle de görmek istiyoruz. Ondan sonra ben dedim neden olmasın. Ondan sonra kendi YouTube kanalımı açtım. Kendi ilk YouTube kanalım 110 bin aboneye ama kadar kanka, ulaştı. Ben alınmakta çok haklıyım. Ben Efe'ye neler yapıyordum. Final kağıdını alıp finalini çözüyordum çocuğun. Malsın. Uyuyor, sınavda uyuyor, finalde uyuyor. 10 dakika kadar şöyle yapıyor bana. Kanka, bunu da çözsene. Kalacak dersen ama bakayım alıp kağıdını falan çözüyorum. Yani yakalansak 6 bölüm... yakalansak 6 ay direkt uzaklaştırmada. İTÜ'de böyle şeyler affedilmez arkadaşlar. 6 ay uzaklaştırmayı şak diye yersiniz. Böyle bakarsınız ondan sonra. Öyle bir ayarlıyorlar ki bir de diğer dönemin vizelerine denk getiriyorlar. Direkt bir sene gidiyor kanka. Acımaları yok. Hiçbir şekilde yok. 110 binlik kanal ajans değişikliği sebebiyle kapandı. Yeni bir ajansa geçtim. Tekrar kanal açtım. İkinci kanalımda 75 bin abonede şu an hala aylan atıldı bu süreç devam ediyor. Bu 6 ay. 6 ay bir arkadaşım uzaklaştırdı doğrudan biliyorum. Seninki siyasetten uzaklaştırdı.
Ya ama ya şeyden ben kopyadan da uzaklaştırıldı. Kopyadan 1,5 ay yedi. Vizelerin başında 1,5 ay yedi. Sonra gitti siyasetten 6 ay yedi. Ben hiçbir sikim yemedim daha. Bu aralar tekrar ajans değiştireceğim için kanalı birazcık saldım ama yakın zamanda tekrardan devam edeceğim yani. Ya İTÜ gibi bir okulda aynı zamanda yanlı YouTuber'lık yürütmek gerçekten çok zor bir şey. Şimdi şunu tavsiye etmek istiyorum arkadaşlara. Kendi bölümleriyle alakalıysa mesela çok... Zor mu? Video çekmiyor ki amına koyduğum. Kim? Evet. Sen ben çete bir şey diyorsun sandım. Diyor ki İTÜ gibi bir okulda yandan YouTube kanalı yürütmek çok zor diyor ya mesela. Video çekmiyor ki amına koyduğum. O zamanlar çekiyorduk ama. O zamanlar Efe'nin Beşi Bir Arada serisi vardı, hatırlıyor musun? Aa, çok kötüydü oğlum o. Yok lan fena değildi. Kötüydü kanka. Efe'yi getir buraya, Efe de kötü der bu Kötü arada. aday şimdi burada böyle kötüyü demek istemem. Şu an izlese cringe olur. Efe'nin en sevdiğim video şey ne mesela videoları? Efe ile Efe'nin en sevdiğim videosu bit yani size bunu 100 kere mi söyleyeceğim? Sinir Mustafa harbi. Emre Yıldız'la sinir harbi kanka. Sinir harbi 2'yi çeksek mi ya? Böyle sorular hazırlansa Efe ile birbirimizi yesek amına koyayım. Bu arada hiçbir fikriniz bir araya gelmiyor kanka, biliyorsun değil mi? Hiçbir fikriniz. Yani nadir bir tane falan vardı. Mesela diyorlar ki bize Kate Upton'la birlikte olmak mı yoksa Lamborghini'nin olması mı diyor. Ben dedim ki Lamborghini mi olmasam amına O koyayım. okey kanka. Bunu herkes öder. Peki bir şey soracağım. Bunun cevabın ne mesela? Gerçi senin manita var. Chat'e sorayım. Chat. Neyse bu videoyu salıyorum. Ha, videoda şöyle bir şey diyor, onu göstereyim. Bak, Efe burada kalbimi kazanmıştı. Şurada. Üç olarak başlarım. Berkcan Güven'in çok yakın arkadaşı. Tanıyorlar. Evet öyle. Yani bir insan diye üreticisi. Daha az zaman ayırdığın oldu. Şurada bak. Oldu. Sabah izledim. O gün Çok sabah. oldu. Benim Emre diye bir arkadaşım var bölümden. Emre olmasaydı ben nasıl okurdum inanın bilmiyorum. Emre ile aynı dersi almadığım bütün derslerden kalıyorum. Hani o yüzden Emre diyorum ki bana programını at. Diyorum hani bunda kontenjan kalmış. Diğerine geçelim. Onu da alıyorum oradan. Diğerine geçiriyorum falan filan. Emre sağ olsun. Gerçekten beni şu an okulda kurtaran insanlardan birisi. Ona da bu sebepten dolayı yeterli vakti ayıramıyorum. Ve bu durumdan çok mutsuzum. Okula da gereken vakti ayırmak istiyorum. Mesela geçen gün abi annemle babamla beraber okulun içine girdik. Bir arkadaşımdan bir şey Anladım. almak. Bu ara bizim Efe ile aramız çok iyi değildi. Hiçbirimizin. Hayır benim değildi çünkü ben Efe'ye kuruluyordum amına koyayım. Biz Efe ile ilk eve çıktığımızda birbirimizi öldürecek gibiydik. Bir ara falan baya canımız sıkılıyordu. Ben Efe ile falan şeydim. Nedir o? Yok lan bu aralar iyiydi. Biz Hayır bu... kanka. Ha? Değildi. Bu aralar değil miydi? Değildi. Gıybetini yapıyorduk efendim full. Öyle miydi? Bu aralar biz Efe ile beraber yurt dışına gitmiştik. Mayıs'ta gittik biz. Temmuz bu gerçi. Neyse dur. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Mesela merak ediyorum. Bu klasik soru ama yani. Genelde herkesin bildiği bir sorudur. Bir otel odasındasınız. 3 tane Victoria's Secret mankeni var. Onlarla birlikte olacaksınız. Ama kimse Bismillah var bilmeyecek. ya akıyor birader Veya akıyor. olmayacaksınız ama herkes olduğunuzu sanacak. Birlikte olurum. Ayça birlikte olurum diyor. Net birlikte olurum. Aynen abi. Senin cevabın ne abi? Ben birlikte olmam. Niye? Olmam amına koyayım. PR'cı PR'cı. PR oğlum manyak mısınız? Şey Ahmet demezler mi Berk. oğlum? Lan şey demezler Bence de mi? Oğlum şey demezler mi? Chat amına. Aynı anda 3 tane Victoria's Secret mankeniyle birlikte olan çocuk kim amına koyayım? Chat okuyor musun? Ne? Amına basarım. Deler geçer. Ben olmam abi. Olan maldır. Dalga geçmiyorum. Olan maldır. Dalga geçmiyorum. Sağ ol. Mal mı Sağ ol. dedin Bak bize? kardeşim. Bak. Aynen. Bize mal O... dedi Ayça. Bak şimdi. Beni dinleyin. Ayça ve Doruk. Olmayacaksın. Ondan sonra 100 tanesiyle birlikte olacaksın. Anladınız mı? Böyle bir şey. Nasıl ya? Bak. Çok güzel bir kızla beraber mi olursunuz yoksa kanka mı olursunuz? Beraber olurum. Kanka olursun onun arkadaşlarını sikersin. Bak bunları ben mi öğreteceğim ya? Aynen. Ya bunları ben mi öğreteceğim ya? Allah Allah. Yok kanka sen çok sen çok yanlış düşünüyorsun. Bence de yanlış düşünüyorsun. Kankacım, kıyak olmuş diye bir şey atmışsın. İzlemiyorum onları. Kardeşim bu iş böyledir ya. Her Oğlum güzel bu... kızın güzel arkadaşı olmuyor ki. Ya tamam Çirkin anlayın. kızların güzel Anlayın arkadaşı. mevzuyu işte. Genel Evet. hatlara hakim olun.